Ben Ümit Sezer, 30 seneden beri ben buradayım. Burada kurdunan kuzu yayılırdı. 3 seneden beri biz huzursuz, bu adam geldi. Bu adamdan biz şikayetçiyiz. Ne malımıza, canımıza, hiçbir şeyimiz yok bizim. Biz bundan sonra bu adamın burada gitmesini istiyoruz. Mahallecek. Bu adamı biz istemiyoruz. Bizim sesimizi valimiz duysun, devletimiz duysun, kaymakamımız duysun, savcımız duysun. Biz istemiyoruz bu adamı. Bizim can güvenliğimiz yok. Arsamıza, malımıza, ırzımıza, çoluğumuza, çocuğumuza kalan biz şey yapamaz olduk yani. Bu her gün içiyor, her gün küfür yapıyor, her gün taciz yapıyor. Her gün akşamları, geceleri silah sıkıyor. Biz huzursuzuz. Biz kapılarda yaz geldi mi oturamıyoruz. Alkol alıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bizi huzursuz ediyor. Mahalleye küfür yapıyor. Sizi buradan götüreceğiz. Sizi buradan taşındıracağım. Sizi burada bırakmayacağım. Sizi öldüreceğim. Yani biz kalan yeter. Bu 3 seneden beri biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bizim can güvenliğimiz kalmadı kalan. Biz çocuklarımızı okula salamıyoruz. Ekmek almaya salamıyoruz. Biz yeter kalan biz bıktık. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Biz bu komşuyu istemiyoruz. Kötü komşuyu biz istemiyoruz. İmza topladık. Toplayacak yine de. Karakola da zaten şikayet ettik. Karakolda polis de bazen devamlı geliyor her gün zaten. Burayı şey yapıyor, kontrol ediyor. Biz bu adamı buradan yani polis de gelse dahi şey yapsa da biz bu adamı burada istemiyoruz. Biz gitsin. Gitmesini istiyoruz. Polisin gelmesi de devam ediyor. Ha, komşunun arsasına bile ne? Adam diyor ki komşu kardeşim benim bu arsama diyor bir şey koyma diyor. Adam köpeğini bağlıyor, tavuğunu dıkıyor. Komşunun duvarını yıkıyor. Evini şey yapıyor, silah çekiyor. Her gün silah sıkıyor. Gece içiyor, içiyor, silah sıkıyor. Biz bundan bıktık. Yeter. Bizim can güvenliğimiz yok. Bizi valimiz, kaymakamımız, savcımız duysun. Yeter kalan. Yıllardan beri çocukluğumuz bu mahallede geçti. Bu arkamda duran insanların hepsi bu mahalle sakinleri. Yani burada mülk sahipleri. Mahallemiz çok huzurlu bir mahalleydi. Mithatpaşa Mahallesi denildiği zaman ilk başta huzur mahallesi olaraktan geçiyordu. Ama ne yazık ki mahallemize taşınan bir şahıs mahallemizde sürekli huzursuzluk çıkartmaya başladı. Her gün alkol alıp sürekli havaya ateş edip insanlarla münakaşaya girip bütün mahalleli sakinleriyle de teker teker dövüşmüş vaziyette. Biz ne kadar emniyet güçlerine bu olayı dile getirsek de ama bu şahsın suçu sürekli devam etmekte olup aynı zamanda da örgüt şeklinde hareketleri de var. Hemen toplanmalar, baskı yapmalar, mahallede oturan insanları sindirmeye çalışmalar bunun gibi art niyetli davranışlarını çok sezildi ve bu da resmi kaynaklarca da tam anlamıyla yerlerine gitti. Yakın zaman içerisinde yine tekrar huzursuzluk oldu. Biz mahalle sakinleri olaraktan bu şahıstan şikayetçiyiz. Artık mahalle olaraktan ne yapılması gerekiyorsa gerekli adli yerlere de gidildi. Artık buna bir çare olaraktan emniyet güçlerimizin, emniyet müdürümüzün, sayın valimizin, Sayın Süleyman Soylu'nun bir huzursuzluk var. Sayın Süleyman Soylu demiyor mu? Bir huzursuzluk varsa onu ben çözeceğini Cumhurbaşkanımıza bile ileteceğiz bunu. Artık yeter diyoruz mahalleli olarak. Bütün mahallenin tek bir sözü var. Tek bir ağızdan herkesin demiş olduğunu gitsin. İstemiyoruz. İstemiyoruz gitsin. Mahalleli olaraktan istemiyoruz bu şahsı. Bu tek şahsımıza ait bir şey değil. Herkese ait bir şey. Kurmuş olduğu ekiple beraber tüm mahalleliyi sindirip hareketler yapıyor. Şahıs ahli dengesi de yerinde mi bilmiyorum ama tespit edilmesi lazım. Irkçılık yapıyorsunuz diyor. Efendime söyleyeyim siz adam değilsiniz diyor. Herkese ayrı ayrı iftira atıyor. Yeni gelen komşumuza dahi bile bir sürü şey söyledi. Hırsızlıkla itham etti. O şahsın şirketleri var. Yani bir şeye bile ihtiyacı yok. Yeni gelen bir insana bile böyle hırsızlık makamını takabilir misin? İftira olur. Gözünle görmeden herhangi bir şey yapabilir misin? İftira mercisi olur. Bizim tek elden tek bir isteğimiz var. Bütün gerekli devlet büyüklerimiz bunu görsün. İstemiyoruz. Mahalleli olaraktan istemiyoruz bunu. Olaylar daha büyümeden bir an önce gerekli yetkili büyüklerimizin bu olaya el atmasını istiyoruz. Huzurumuz kaçtı mahallede. Huzurumuz kaçtığı için de sürekli arbede durumu oluyor. Bütün mahalleliyiz.
O şahıs bütün mahalleliye iftira atıyor, sıkıntılar yaratıyor. Ne kadar böyle anlatsak boş, sığmaz.